Vakit, ahiret yurdunu dert edinenlerin, yaptıklarından veya yapamadıklarından hesaba çekileceğini bilenlerin arasında değerlidir. Çünkü ancak nefsini muhasebe eden ve her anından hesaba çekileceğini bilen insan, her anının kıymetini bilir. Dedik ki, vakit bizim sermayemiz ve bunu çalan yol kesiciler, hırsızlar var. Bunları saymaya kalkarsak çok fazladırlar. Uyku, yemek vesaire. Biz bunlardan iki tanesine dikkat çekelim. Bir tanesi kötü arkadaş. Müslümanlardan olup da bizlere kötü arkadaşı olanlar, Allah Sübhanehu ve Teala ayeti kerimede, o gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Zuhruf Suresi 67. Allah için yapması gerekenleri yapıp, Allah için kaçınılması gerekenlerden kaçınanlar müstesna, bunun dışındakiler düşman olacaklar. Kişiler birbirlerinin vaktini çaldıklarını ve salih amelden, Allah'ı zikretmekten alıkoyduğunu öne sürecekleri manzaralar gözümüzün önüne gelmektedir. Başka bir ayette Allah-u Teala şöyle buyurur. Furkan Suresi 27-28. O gün zalim kendi ellerini ısıracak ve diyecek ki, keşke ben Rasul'le beraber Allah'a giden bir yol edinseydim. Keşke ben falanı arkadaş edinmeseydim diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari, Müslim, Ahmet ve Nesai gibi birçoğunun rivayetinde, insanın salih olan arkadaşı ile kötü olan arkadaşı arasındaki fark, misk taşıyan ile demirci körüğünü taşıyan gibidir. Miski taşıyan adam ya kokusundan verir ya da ondan güzel koku hissedersin. Demirci körüğü taşıyan adam ya elbisesini yakar ya da pis kokar buyurmuştur. Misk taşıyan adam ya sana Allah'ı hatırlatır, ya ilmiyle sana fayda verir ya da bir şeyler sorar ve öğrenirsin. Demirci körüğünü taşıyanın misali ise ya seni hayırdan alıkoyar ya da sana bir kötülük öğretir. Şimdi kendi arkadaşlıklarımızı bir düşünelim. Biz cahiliye toplumunda yaşıyoruz. Birbirinin akidesini bilen, birbirini seven bir avuç insan Müslüman, bu sayısı belli insanları da özenle seçmezsek, yani mis taşıyan yerine körüğü taşıyanı seçersek, bu hem bizim dünyamıza hem de ahiretimize zarar verecektir. Bu sebepten Müslümanların arkadaşları hususunda çok seçici olmaları gerekir. Bunun ölçüsü nedir dersek, eğer biz bir arkadaşımızın yanından kalktığımızda, kıyamet günü için faydalı bir söz işitmişsek veya bir günahımızın farkına varıp ondan vazgeçmeyi aklımıza koymuşsak, o arkadaş ne güzel arkadaştır. Onun peşini sakın bırakmayın. Lakin her oturduğumuz ortamda müçtehitlerin bile içinden çıkamadığı meseleleri konuşuyor veya sabahlara kadar İslam devleti kurup namazı bile kılmadan yatıyorsak veya Allah'ın kelamını ağzımıza alıp Allah'ın kelamı bize lanet ediyorsa, yani o konuştuklarımızı hayatımıza yerleştirmemişse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ayetlerini taşıyan insan o ayetler ile amel etmezse, o ayetler ona lanet eder buyuruyor. Allah muhafaza, biz de kıyamet gününde ellerini ısırıp, keşke falanı kendime dost edinmeseydim diyenlerden oluruz.